Bizler Uluslararası Af Örgütü aktivistleri ve insan hakları savunucuları olarak bugün burada Çin hükümetinin azınlıklara karşı yürüttüğü politikaları protesto etmek için toplandık. Tüm dünyada evrensel insan haklarının temelini oluşturan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70. yılını kutladığımız bir dönemde Çin'de başta Uygurlar olmak üzere çoğunluğu Müslümanlardan oluşan halklara akıl almaz zulümler uygulanıyor. Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi yönetimi sosyalist istikrar bahanesiyle güvenliği arttırdı ve Mart 2017'de yürürlüğe soktuğu aşırılıkla mücadele düzenlemesiyle aşırılık olarak tanımladığı pek çok hareketi keyfi biçimde yasakladı. Sistematik olarak devam eden bu şiddet ve ihlaller pek çok Uygur'u bölgeden ayrılmak ya da kaçmak zorunda bıraktı. 2016'da bölgeye ziyarette bulunan BM özel röportörü de özellikle Uygurların durumunun son derece sorunlu olduğunu, diğer etnik azınlıklar gibi ciddi insan hakları ihlallerine maruz kaldıklarını belirtmişti. BM ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılması komitesi ise bölgeyi hiçbir hakkın olmadığı yer olarak tanımlıyor. Uluslararası Af Örgütü olarak Çin'deki bu ihlallere dair görüştüğümüz yüzlerce kişiden, yakınlarının ve arkadaşlarının Xinjiang'da olduğundan ve gözaltında tutulduğundan endişelendiklerini öğrendik. Görüşmeler ve tanıklıklar sonucu Xinjiang'da siyasi kamp adı altında gözaltı sisteminin olduğuna emin olduk ve konu üzerine "Neredeler? Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki toplu gözaltılar hakkında cevap verme zamanı" adlı kapsamlı bir rapor hazırladık. Şimdi İstikrar politikası çerçevesinde hareket edildiğini ve Uygurların dünyanın en mutlu Müslümanları olduğunu iddia eden Çin hükümetine soruyoruz. Akıbeti bilinmeyen bu kişiler neredeler? Çin yetkililerine bunun büyük bir insan hakkı ihlali olduğunu ve siyasi eğitim kamplarında tutulan 1 milyon kişinin ailelerinin hakikati bilme, bu kişilerin akıbetini öğrenme hakları olduğunu ve cevap talep ettiklerini hatırlatıyor, kendilerini derhal bu politikalara son vermeye çağırıyoruz. Çin hükümetinin yaptığı zulme sessiz kalmayacağız. Tabii ki Türkiye hükümetinin oynayacağı rolü çok önemli. Yani Türkiye hükümeti çok güçlü konumda. Bir de Türkiye hükümetinden bu konuda sessiz kalmamalı. Tabii ki sessiz değil Türkiye hükümeti ama işte Uygur Türklerin gördüğü zulümü daha açık bir şekilde dile getirebiliyor diye düşünüyoruz.